Dostlarım hemşire ekranlarına FIFA 19 kaleci kariyeri serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden serimize devam ediyoruz. Hocamız formda Enzonzi için övgü dolu sözler söylemiş arkadaşlar. Biliyorsunuz Real Betis'i en sonki maçta 2-1 yenmiştik ve şu anda Avrupa şildinde sezon öncesi kupada grupta 2 maçta 3 üç puanla 3. sıradayız arkadaşlar. Bu maç bizler için oldukça önemli. Eğer gruptan çıkmayı istiyorsak bu maçı yendiğimiz takdirde gruplardan çıkabiliyoruz arkadaşlar. Beraberlik halinde de çıkma imkanımız, şansımız kalmıyor. Öyle gözüküyor en azından. Yani seviye Real Betis'e yenilecek. Biz bir puan alacağız falan. Yani zor bir ihtimal. O yüzden bizim bu maçı kesin garanti olarak yenmemiz gerekiyor. Haberlerde fazla bir şey yok. İlk 11'imize şöyle kısaca bir göz atalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde ilk 11'imiz yine yedekler ve as oyuncular beraber. İleri attığımız yere yine benziyor. Cengiz Ünder de kadroda, Kaleceli de kadroda ve başlama vuruşuna doğru geçiyoruz. Roma, İspanyol ekibi Valencia karşısında, Yarasalar karşısında şu anda oyuncularımız sağa doğru giriyorlar. Romalı taraftarları görüyorsunuz, onların yoğun desteği var. Onlar arkamızda, onlar sırtımızda. Puan durumu bu şekilde arkadaşlar. Yani beraberlik halinde bile Sevilla'yı Sevilla'nın önüne geçebilmemiz imkansız gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü avarajımız baya kötü seviyeye göre görüyorsunuz. O yüzden net bir şekilde bu maçı almamız lazım. Kaptanımız Derossi ekranlara geldi. Fazla uzatmayacağız. 90 dakika takımımızın vuruşuyla başladı. Başarılar Roma. Arkadaşlar video başında hemen söyleyeyim. Siz kurtarışı Destekliden manuele çekmemi istemiştiniz. Ben de şu anda manuelde oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Tamamen manuel şekilde kurtarış yapmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız? Kaleye doğru. Evet. Direkt dışarıya giden bir top. Kalemize gelen ilk tehlikeli toptu. Ve Manzuk için Paris Saint Germain'e gitme durum var arkadaşlar şu anda. İlginç bir haberle daha sizlerleydik. Cengiz'in koşusu var orada. Cengiz'in önüne doğru. Cengiz Ünder. Sağ kanattan yüklenecek Roma. Cengiz taşı topu. Ortasını yaptı. Cezası içinde rakip kaleci. Rakip kaleci uzaklaştırdı. Bu da bizim rakip kaleye bulduğumuz ilk tehlikeli pozisyondu arkadaşlar. Perotti oynadı şimdi. Ceza sahası içinde Zaniolo çevirdi. Kale rakip kaleci çıkardı. Yakın mesafeden hatamız devam edecek. De Rossi çekti topu kaptan. De Rossi ceza sahası içinde Enzonzi. Tekrar De Rossi. Cengiz aldı. Cengiz Ünder karşısında rakip var. Top yine onda. De Rossi ortası Defans uzaklaştırdı. Sevilla kalesi ve defansı bu dakikaya kadar güzel uzaklaştırıyor. Enzon Zizaniolo yerden oynadı. Cengiz ortası ceza sahası içinde yine defans. Yine Cengiz. Top yine bizde. Enzon Zizaniolo. Rakip kaleci Jaume. Direk elinde kaldı. Ceza sahasında Perotti'nin kafası. Yine rakip kaleci de. Yine rakip kaleci de. Rakip kaleci için kolay kurtarışlar oldu bunlar. Perotti çekti topu. Kolarov oynadı şimdi. Boş bir alan var Derossi'nin önünde. Derossi yerde pası ceza aslında Jaume. Jaume top boşta ve yine Jaume'nin kontrolünde 40. dakika. Bu dakikalarda Sevilla karesini boğuyoruz. Zaniolo pasını verdi Enzonzi'ye. Şimdi Zaniolo tekrar Enzonzi'ye ceza sahası önünde paslaşıyoruz. Kelar. Haydi Cengiz. Cengiz aldı verdi pasını Kelar'a. Bayağı paslaştık orada. Zaniolo Karstrop verdi pasını Enzonzi'ye. Enzonzi oynadı Zaniolo'ya. Şimdi De Rossi ceza sahasınde Kelar. Jaume çok kötü vuruyor Kelar. Ovrulu çok düşük bir arkadaşlar. O yüzden yeterince güçlü vuramıyor. Hoca 6 dakika oynattı ilk yarının sonunda. 2 dakika uzatma vermişti. Resmen 6 dakika oynattı. İlk yarı değiştik bozulmadı arkadaşlar. Valencia karşısında ikinci yarıya doğru geçiyoruz. Cengiz Ünder sağ kanatta yine çok hızlı. Cengiz sıfırdan ortasını açtı. Rakip kaleci Jaume. Yine uzaklaştırıyor. Şu ana kadar elimize top değmedi arkadaşlar. Rakip kaleci Jaume 6-7 defa sanırım topla buluştu. Valencia tehlikeli kap topu. Kaleye bir şut çıkartamadık. Ne yazık ki çıkartamadık. Bir kere geldi Valencia tam geldi. Defansımızın hatası sonrası. Ne yazık ki golü kalemizde gördük arkadaşlar. Tekrar izleyeceğim. Çok hazırlıksız yakalandık görüyorsunuz. Çok sert bir şut yakın mesafeden. Çok iyi vurmuş rakip oyuncu. Uzanmışız ama çok kötü uzanmışız yani. Niye öyle atlamış kaleci hiç anlayamadım. Böyle seviniyor Valencia'nın hocası. Ne yazık ki sezon öncesinde Torres'in attığı golle 63. dakikada 1-0 gerideyiz. Yine tehlikeli geliyor Valenza. Yine uzaklardan bir şut ve yine gol. Çok kötü bir başlangıç yaptık videoya. Mina Gerçekten inanılmaz. 2-0 oldu. Şu anda Valenza için, hocamız için şu an görüntü olarak çok kötüyüz arkadaşlar ama iki topu da çıkarmam çok zordu. İki topla defansımızın hatası bomboş bırakıyorlar. İkinci yarıda hiç savunamadık, takımız ve böyle yiyoruz golü. Yine yükleniyor Valenza. Bu dakikalarda çok yoğun ataklarla geliyorlar. Kolaro mu vurdu o kafayı? İnanılmaz yani gerçekten Kolaro kendi kalesine gol atıyordu arkadaşlar. Şimdi ceza sahasında boşta kalan top kassa ama bize kadar geldi artık. Topu kontrol etmeyi başardık. İlk defa top elimize değmiş oldu maçta. Çerişev oynadı şimdi ceza sahası içinde. Valencia Mina arkaya doğru ortası. Kalede dikkatliyiz artık maçta son dakikalar vuracak kaleye. Vurdu uzandık ve çıkardık. Bu sefer çıkarmayı başardık arkadaşlar. İlk kurtarışımız olmuş oldu maçta izliyoruz. Böyle vurmuş rakip oyuncu. Biz de uzandık yerden kurtarışımızı yapmış olduk. Şimdi korneri kullanacak Valencia. Kale dikkatliyiz. Orta geldi. Fazla çıkışmadık. Defansımız uzaklaştırdı. Bir kurtarış daha yapsak aslında reytingimizin yükselmesi için iyi olur. Şöyle <laughs> çok riskli olmayan bir şut gelirse Valencia'dan sol kanattan yükleniyorlar. Orta geldi. Defansımız uzaklaştırdı. Kondogbia ceza sahası önünde. Valencia kaleye vurdu. Yine topu aldık. Elimizle oyunu başlattık. Cengiz direkt dışarıya vurdu korkudan. Yani Valenza maçı aldı arkadaşlar. E, gruplardan çıkmamız zorlaşmış oldu. Kendimizi göstermek için bu 3 maç önemliydi. Şu son maç aslında biraz kötü oynadık farkındayız ama yapacak bir şey yok. Keşke böyle olmasaydı. Zaten finale kadar çıkmayı istemiyordum Avrupa Shield'inde. Hiçbir özelliği olmayan bir kup olduğu için hani e, videolarda anca vaktimiz çalmış oluyordu. Fakat şöyle bir sorun var. Umarım hoca lig maçlarında bize şans verir. Yani burada kendimizi hocaya göstermemiz gerekiyordu arkadaşlar. İki maçımızda 7 reyting ve üstünde oynadık biliyorsunuz. Hani bu maçta da artık e, ortalama 6 küsür ratingle bitirdik diye tahmin ediyorum. Yani yine çok kötü değil bana göre. E, hocanın da bizi e, lig maçlarında ara ara alacağını düşünüyorum. Şans vereceğini düşünüyorum. Antrenmanlarımız sonrası arkadaşlar 68 overall'ın yarısına kadar gelmiş olduk. 69 Oğrul'a herhalde lig başlayana kadar erişmiş olacağız. Ve arkadaşlar Sevilla'da çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi olan Pablo Saravia'yı 40 milyon euro'ya transfer etmiş bulunuyoruz ve şu anda e, Medyo transferini görüşüyormuşuz arkadaşlar. Sporting takımındaki 34 yaşındaki e, stoper için 34 yaşındaki stoper Roma niye alıyor anlamadım ama normalde Roma'nın yapacağı bir transfer e, değil arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar yeni bir transfer daha yapmışız orta sahaya yeni bir kan daha Juan Mata şu anda Roma da neredeyse 20 milyon euroluk bir transfer bedeliyle takımımıza katılmış arkadaşlar. Juan Mata ve e, Torino maçı var arkadaşlar. Deplasman'da ligdeki ilk maç olacak bu maç. Bu maçı arkadaşlar simüle ediyoruz. Beraber bir birlik eşlikle bitti arkadaşlar. Torino karşısında deplasmandaki ilk maçımız golün adı Perotti olmuş oldu. İç sahada Atalanta maçını Perotti'nin ve Cekon'un golleriyle 2-1 aldık arkadaşlar. Şu anda hocamız ne yazık ki bize şans vermiyor. Acaba verecek mi zamanla yoksa bu durum böyle gidecek mi bilmiyorum ama transfer sezonu da bitiyor. Hoca biz alana kadar bekleyeceğiz. Ben de size maçın sonuçlarını söyleyeceğim arkadaşlar. İnşallah bir maçta bizi kadroya seçecektir deplasmanda Milan maçını arkadaşlar 3-1'lik skorla aldık. 2 gol Florenzi, 1 gol Perotti'den ve Türk temsilcimiz olan Türk oyuncumuz olan Hakan Çalhanoğlu'ndan gelmiş Milan'da da tek gol 3-1'lik skorla şu anda 3 hafta sonunda arkadaşlar bakıyoruz 3. sıradayız 7 puanla 2 galibiyet 1 beraberlik. İsa'da Çevo maçı vardı arkadaşlar. Cengiz Ünder 2 gol attı. Ceko 1 gol attı ve 3-0 bu maçı da almayı başardık. Arkadaşlar hoca bizi kadroya almıyor ama biz antrenmanlarımızı yapa yapa şu anda 70 overlı geçmiş durumdayız arkadaşlar. 71 Oğrul'a doğru ilerliyoruz. Yani maç almasa da hoca bizi bir şekilde arkadaşlar gelişmeyi başarıyoruz. Deros'un iki ay sakatlığı varmış ve artık arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçına doğru geçeceğiz. Ya bir sürpriz yapar da hoca bizi kadroya alır mı diye bakıyorum ama hiç beklemiyorum arkadaşlar. Peste böyle sürprizler olabiliyor biliyorsunuz. İleri diyoruz bakıyoruz. Evet tabii ki kadroya seçilmedik. Ya bu Olsen kim acaba? Olsen isimli kardeşimizi biz nasıl ilk 11'den düşüreceğiz? Şu an onu düşürüyorum arkadaşlar. Yani rakiplerimize baktığımızda şu anda biz 6.5 reytingle 3. sıradayız. Ee, rakibimiz Olsen şu anda 1. sırada arkadaşlar 6.8 reytingle. Yani kale sıralamasında hoca bizi 3. sırada yer vermiş şu anda. Herhalde uğurla bakarak mı seçti bunu ne yaptı bilmiyorum ama. E, ee, Roma'da bizim biliyorsunuz 3 tane maçımız oldu. Ya bence iyi oynadık 6.5 reytingle oynamışız ortalama. Bilmiyorum yani şu anda hoca şans vermiyor bize. Tabi Real Madrid maçında şans vermesini beklemiyorum ama en azından bir Chevo maçında şans verebilirdi. Deplasman'da Real Madrid bizi Ramos, Modric ve Asensio'nun golleriyle 3-0 yeniyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir hezimete uğramış olduk. Bizim açımızdan iyi bir şey diyebiliriz. Tabi üzülmemiz gereken bir durum. Fakat e, en azından hoca bu 3 golün ardından acaba bize bir şans verir mi artık? Bologna maçı, Frosinon maçı neyse arkadaşlar. Bu Frosinon diye bir takım var. En azından bu ma maçlarda bir şans verse hoca bize derken Bologna maçında, Deplasman'da ilk 11 şansını ele geçiriyoruz arkadaşlar. Şu anda öyle bir şansımız var. Önümüzdeki maçta oynuyorsun. Sana uzun süredir kadroda yer vermediğim için beni utandır diyor. İnşallah hocam seni utandıracağım. Deplasmanda uzun bir aradan sonra Bologna maçına doğru geçiyoruz arkadaşlar. Kadroyu görüyorsunuz. Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi. Yani hazırlık dönemine bakarak çok güzel bir kadromuz var. Şu an Juan Matay'ı göremedim bak yeni transferlerimizden. Kendisini kadroda göremedim arkadaşlar ama genel olarak formda bir kadro. Pablo Sarabia'yı orta sahaya koymuş hocamız. Bakalım neler olacak. Stadyo Clasico'da Bologna karşısındayız. Deplasmandayız. Serie A'daki ilk maçımıza doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Stadyum olarak baya kötü bir stadyumda şu anda Bologna. Atmosfer falan çok iyi değil ama bizim burada meselemiz kendimizi göstermek. Ligdeki ilk maçımızda neler yapabileceğimizi hocaya göstermek. Forvetimiz Ceko şu anda ekranlara geldi arkadaşlar. Kendisi çok formda. Ve artık Bologna'nın vuruşuyla 90 dakika başladı. Tehlikeli geliyor Bologna. Dikkat etmemiz lazım. Ceza sahası dışında Nagi. Nagi ceza sahası içine girdi. Nagi topayla onun kontrolünde. Kolarov penaltı ya. Şansa bak ya. Kolarov ne yapıyorsun sen be kardeşim be. İnanılmaz arkadaşlar. Cidden inanılmaz. Başımıza daha 3. dakikada penaltı gibi bir bela geldi. Yani hoca bakmıyor ki kolar o penaltı yapmış. Benim yediğim gole bakıyor. benim uğrulum düşecek. İlk penaltımızı kurtarabilecek miyiz acaba? Karşılaştığımız ilk penaltıya. Haydi oğlum. Ben sol diyorum abi. Sol diyorum. Sağ vurdu be. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tamamen şans. Sağ ayak sola vurur dedim. Gitti sağa vurdu. Tahmin edemedik ne yazık ki. Bologna 1-0 önde. Bologna 1-0 önde. Kalede böyle üzülüyoruz. Yani yapacağımız da hiçbir şey yok arkadaşlar. Pozisyon bu. Atladık ama işten geçmişti artık. Serie A'da ikinci golüymüş. Rodrigo Palacio'nun ve takımımız oyunu tekrar başlatıyor. Ben bakacağım arkadaşlar hemen bir reytingimize. Şu anda 6 reytingdeyiz. İyi reytingimiz düşmemiş. Baş nasıl başladıysak öyle gidiyor. Yani sonuçta penaltı bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hiçbir kaleci penaltı kurtaramadı diye hiçbir kimse kızmaz. Kurtarsak ekstra olurdu güzel olurdu sadece. Bologna çok hızlı tehlikeli geliyor. Kaleye kadar geldi o top. Kontrol ettik. Ee, bu maçta topla ilk buluşmamız oldu bu. Pablo Sarabia ceza sahasında Ceko'ya verdi. Ceko'nun şutu rakip kaleci kurtardı. Cengiz Ünder'e doğru muazzam bir pas. Cengiz Ünder ceza sahasında Cengiz Tekten döndü defansa çarptı ve gol. Roma attı, deplasmanda durum 1-1 oldu. Cengiz Ünder buldu golü. Roma'nın beraberlik golü. Dar açıdan buldu Cengiz Ünder. Tekrar izliyoruz ceza sahası içine girdi. Dar açıdan şutu defansa da çarptı. Galiba defans oyuncusuna yazdı golü. İzliyoruz. Burada defans oyuncusu çok çaresiz. Çıkartamadı da ardından topu. Çabası yetersiz kalıyor. Ve evet Rafael'i veriyor golü. Kendi kalesine attığı şeklinde Cengiz Ünder yazabilirdi. 1-1 oldu durum. Sağ kanatta Cengiz Ünder pasını verdi Enzonzi'ye. Şimdi ceza aslında Ceko'nun şutu. Rakip kaleci yine. Enzonzi'ye Cengiz Ünder'e Cengiz Ceko'ya Ceko kaleci. Rakip kaleci Üst üste kurtarışlar. İlk yarıda son anlar artık. Bologna için son bir şans ama çok tehlikeli geliyor. Bologna Palacio oynadı arkadaşına. Şimdi defansımız bize kadar dönmüştü. Ve Hoca ilk yarının son düdüğünü çaldı. 1-1 eşitlikle ikinci araya geçiyoruz. Sağ kanattan Bologna hızlı yükleniyor. 3 oyuncu şu an ceza sahasını koşuyor. Orsolini ortası defansımız ve defansımızdan seken topu kontrol ettik. Direkt oyunu sağ kanata doğru açıyoruz. Sağ kanada doğru uzun bir pas. Dikkatliyiz kalede. Orta geldi. Kaleye vuru. Kurtardı. Kaleci Ali çıkardı. Parmaklarının ucuyla zor da olsa çıkarmış olduk. Bu videodaki en güzel kurtarışımızı yaptık. ile oynadı şimdi. Orada uzun bir pas yine. Çıkıp alabilir miyiz? Çıkamadık. Kurtardık. Çok yavaş kaldık bir an. Valla ben orada korktum arkadaşlar. Allah'tan eleman yakın köşeye vurdu. Çıkardık. Yani çıkma tuşuna bastım, ileriye çıkma tuşuna bastım. Tam çıkıyordum, baktım yetişemeyeceğim. Geri koşmaya başlayayım derken çok ilginç bir kurtarış oldu. Şimdi korneri kullandılar. Yumrukladık, yumrukladık. Kaleye geçmem lazım. Kale boş, kale boş. Şimdi Bologna'ta güzel oyuncumuz kesti orada. Arkadaşlar 72. dakikadayız. Maç değişiklik bozulmadı. Bir şu anda öne geçme golümüz gelse, galibiyet golümüz gelse, e, reytingimiz biraz daha yükselecek. 7.1'de reytingimiz. Yani o etkenlere göre de yükselebiliyor. Ceko verdi, Ceko vurdu. Yine kurtardı rakip kaleci. Hep uzaktan denedik, hep çıkardılar. Orta geldi, sağ kanattan kale defans çizgisi Ceko. Yine defans ve bakıyoruz. Hakem bir uyarıda bulundu. Penaltım verildi ben anlamadım. Orada bir şeyler oldu hocam. Evet penaltı. Penaltı geldi. Roma penaltıyı aldı. Roma penaltıyı aldı. Topun gerisinde Ceko. Haydi aslanım onlar attılar sen de at. Penaltıdan yedik golü biliyorsunuz. Ceko. Topun gerisinde. Ceko ve gol. Roma 2-1 yapıyor deplasmanda. Serie A ekibi köklü ekibi Roma. Ceko yazıyor 2-1 oluyor. Golün adı Ceko. Penaltıdan hem 7 kem attık. Rakip defans da dengesiz davrandı, dengesiz girdi ve durum 2-1 oldu. Ceko gerçekten çok sağlam, çok iyi bir forvet. Roma'da Ceko Cengiz Ünder gibi kaliteli oyuncularla oynamak gurur verici arkadaşlar. Eğer kendimizi gerçekten hocaya kanıtlayabilirsek, gösterebilirsek, bu kalede de hep 11'de yer almaya başlarsak çok güzel videolar bizleri bekliyor emin olun. Son hata olacak Bologna'nın uzatmalardayız. Aman dikkat edelim hocam. Kaleye doğru bir şut gelmeden önce defansımız kesmiş oldu. Çok tehlikeli bir atak olabilirdi orada. Artık top bizde arkadaşlar. Bizim için son bir atak şansı. Perotti Verdi Sarabia'ya. Ceko Sarabia oynadı. Topu çevirirken hoca bitirdi. 90 dakikayı ve 2-1'lik skorla Deplasman'da Bologna'yı devirmeyi başarıyoruz. Arkadaşlar 7.3 reytingle maçı tamamladık. Şu anda görüyorsunuz yakalanan, önlenen toplam 5 tane şut var. Bir tane de yakalanan ortamız var arkadaşlar. Bir tane de penaltıdan yediğimiz gol var. Onun dışında gerçekten iyi bir oyun sergiledik. 7.3 reyting bir kaleci için çok iyi bir ortalama arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar değerimizi %140 katlamış olduk. 3 milyon 600 bin euro değerimiz var şu anda. Gerçekten iyi bir performans sergiliyoruz. Hocamız bizi ProSinon maçına almadı arkadaşlar. Bu maçta bize ilk 11'de şans vermedi. Yani iyi de bir performans sergiledik ama gerçekten anlayamadım hocamızın bu tercihini. Olsun en azından Serie A'daki ilk maçımızı yapmış olduk arkadaşlar. Dostlar videoyu bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki kaleci kariyerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi iyi bakın. Sağlıcakla kalın.